Ayhan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür. Finalde beraber değiliz belki ama. Evet. Şimdi yine beraberiz komikler bölümünde. Evet, komikler bölümünde bize bir şans verildi. Bu şansı en iyi şekilde değerlendirmeyi düşünüyoruz. Seyircileri bir şekilde tatmin edeceğiz. İnşallah eğlendireceğiz. İnşallah dediğin gibi olur her İnşallah. Şey. Başarılar dilerim. Teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Ulan dur. Ulan zaten yorgunluktan ölmüşem, bitmişem, gitmişem ben yo. Nedir bu çektiğim yo? Vallahi gel bu tarafa gel ha. Yo Mahmut. Ne o? Biz nereye gidecektik? Zakkamın köküne gidecektik. Zakkamın kökü mü? Yo nereye gidecektik? Sen bilirsen ben o Angelina Jolie'nin yanına gideceğim. Angelina Jolie mi? He. Vallahi mi lo? Valla. Lan nerededir bu Angelina Jolie? Bizim ahırdadır. Ahırda mı? He valla. Ulan ahırda ne işi var? Yo şöyle ben gideyim ahıra. Böyle Angelina Jolie durayım. Ben böyle memik eliyim böyle sıkıyım. Allah seni kahretmesin. Ta Amerikalardan Angelina Jolie'yi getirdin değil mi? Ulan ne diysen ben ne diysen? Sapık düşündüysen yine. Benim iki tane inegim var. İsimleri Angeli ile Julie. Pii! Benim iştahımı kabarttı. Ben de zannettim orijinal Angelina Julie. Yo şimdi sen onu bunu boş ver. Ha. Sen büyük düşünürsen. Ha. Sen bu köyün farklı bir adabısın. Ha. Ben karar vermişim seni yarışmalara katılacağım. Sen artist olacaksın. Ay. Ben şimdi artist mi olacağım? Yok, anam olacak. Anan mı olacak? O zaman git ananı getir, beni niye buraya getirirsen? Öyle değil. Vallahi billahi sende öyle inanılmaz bir rezistans var. Ha. Yani sen maşallah şu tipe bak, kurban olayım. Şöyle çevirdin mi? Beyazıt Öztürk. Şöyle çevirdin mi? Tümer Metin. Şöyle de çevirdin mi? Hadise! Yok ulan o avrattır. Avrat mı? He? Ya sen ne kadar görgüsüzdün. Niye lan? Hiç avrat denilir mi? Ne denilir? Karidir, kari. ne güzel. Ben şimdi giderim sen ha. Buraları temizle tamam. Nereye? Angelina Jolie'nin yanına. He? Angelina Jolie'miş. Utanmasa kendisinin adını Canavar Lopez koyacak. Ben de buraları süpürem. Yuh, ulan bir yerde ses geliyor. Kurban olurum sana. Kurban olurum. Hayran olurum sana. Yurabbi. Vay le. Mahu. Kurban. Mahu. Ulan ses geliyor. Mahu. Kurban. Tipine bak ne kadar değişmiş. Mahu. Ay. Ulan sen bu karim. Kalk git buradan. Yuh sen ne biçim insansın? Sen Ramazan değilsin. Ramazan. Allah'ım ya Rabbi. Ramazan öleni 10 yıl olmuş. Ne? Ha? Yuh ben şimdi kendime Ramazan bulacağım. Ramazan mı? He. Kurban olan bak. Ya sen nereye gidiyorsun? Allah'ım ya Rabbi ya Resulallah. Yuh. Ramazan. Ya karı nereye? Yuh ben seni bulacağım. Ben seni mahvedeceğim. Sen benim eşimsin, canımsın, ciğerimsin. Ulan kalk git. Yuh. Ben. Sen benimsin. Lan ben. Geberiyor. Ola seni belayı verirsin. Çat. Ola seni. Lan çat. Geberiyor. Hepinizi çok seviyorum. Ayhan Yıldır. Evet. Aksal Uğurlu. Sağ olun. Eller hoş geldiniz. Hoş bulduk bacım. Nasılsınız? Sağ ol, teşekkür ederim. Sen nasılsın ya? Ben neyim, özledik sizi. Eyvallah, sağ ol. Biz de sizi. Bugün biraz değişik. Değişik, bugün çok güzel şeyler yapacağız. Birine bana benzettim sizi ama. Kime? İşi vermek istemedim abi. Verme o zaman, ona şey diyelim, ona başka bir şey diyelim. Onu bırakalım, bu kendimiz. Provalarda zaten yeterince komiktiniz. İzlerken evet, sizi bayağı güldük. Benim seyirci de bayağı gülecek. İnşallah. Evet. Buyurun sahne o zaman. Evet. Sen bana ışık ver yeter. Ben de Filiz Şok.
Köklerim içimde gizlidir. Gelen, giden, açan, soran bere budak yok. Bir şiir istersin içinde benzetmeler olan. Kusura bakma sevgilim, heybemde sana benzeyecek kadar güzel bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi geçen gün hastanede bizim ünlü arkadaşlar başlarına bir olay gelmiş. Bana bir skeç halinde gönderdiler. Hep birlikte onu izleyeceğiz. Haydi bakalım. Aferin. Hadi bakalım ya. Hepiniz Haydar Dümen'de gecelere hoş geldiniz diyelim. Hani bir alkış. Şimdi hastamızı alalım. Ona Haydar diyelim bakalım. Haydar abinin muayenenesi burası. Haydar abi. Benim bir derdim var çok büyük hocam. Benim derdimi çözsen sen çözeceksin hocam ya. Kurban olayım bu derdime bir çare bul hocam Allah razı olsun ya. Ona dert demeyeyim de şey diyelim ona ne diyelim ona. Göster bakalım o derdi bana göster bakalım. Şimdi göreyim hocam göreyim benim düşmanlardan olarak iki türlü derdim var. Birincisi belde disk diye tabir edilen bölümde kayma var hocam. Kayma benim alalım. O kayma benim alalım. Git bakalım. Hocam ya bana bir reçete vermiyor musun şimdi sen? Yok yok git bakalım. Yok ya. Onun için bana. İkinci konuğum gelecek mi ama gelsin bakalım. Göreyim ben o gün. Konuğum gelsin bakalım. Dur. Körebe oynamak gibidir aşk. Hepimiz kördük. Nebemizi gördük. Haydar hocam. Şu kılıcımı yağlar mısın? Hocam, yavrum ona kılıç demeyeyim de şey diyelim ona kalkan diyelim. Kalkanın nerede yavrum? Sen kalkanı gördün mü yavrum? Hocam kalkanımı kaybettim. Yavrum ona kalkan diyelim. Onu göster bakalım o kalkanı. Nerede kalkan? Nereye gitti yavrum? Sana bir kalkan getiren olursa o bana aittir hocam. Bana vereceksin onu. Anlıyor musun beni? Şunu yağla da ben kaçayım hocam. Kaç karı bekliyor. Tamam yavrum bunu alayım ben bakalım. Göster bakalım bana. Yağladıysan işin bittiyse tamam hocam. Git bakalım. Eyvallah. Git bakalım. Görüşürüz. Ben en iyisi gideyim de başka doktor gelsin. Eyvallah. Aylar dönem geçiler eyvallah. Efendim. Profesör Doktor Niyazi Gül hocanızla programa hoş geldiniz. Bu kayıp balık Nemo. Asıl ismi Memo biliyorsunuz. Allah belasını versin bu şerefsiz hayvan. Kaçmış anasından babasından habersiz kaçıyor. Zıplaya zıplaya tuvaletten geçiyor, oradan geçiyor, buradan geçiyor. Hayret bir şey yok. Evet hasta gelsin. Hasta gelsin bakalım. Allah! Niyazi! Pire bastı lan beni! Allah! Kaşınıyorum lan be! Kaşınıyorum! Allah! Niyazi Gül be kurtar beni lan! Kurtarsana lan! Pire bastı beni! Birde bir. Kaşınıyorum lan. Bassana lan. İlaç ver bana be. Zeki sana şimdi ben bir ilaç yazıyorum. Gidiyorsun ileride. Sağa dön. Çabuk Allah'ın ol be. Cezası bir Akpınar eczanesi var. Orada Akpınar eczanesine gidiyorsun. Oradan bir tane sinek ilacı alıyorsun. Deodorant kullanma git. Onları ver kullan lan, gel. Hadi lan. Allah. Allah'ın cezası senin için. Metin kaşınıyoruz lan. Şerefsiz pire hayvanı. Hastan gelsin bakayım. Gel bakalım hastan. Selam olsun. Ulan selam olsun. Sakata mı geldik? Başı büyüye mi geldik? Size gelmedik. Niyazi Gül'e geldik. Bismillahirrahmanirrahim. Sakata gelmedik inşallah. Gel bakayım Saadettin. Ne oldu yavrum? Senin derdin nedir? Niyazi, kuşa bir bakar mısın? Yan bakıyor bana geceleri. Frijit bu hayvan. Bu hayvan frijit olmuş. Frijitte ilacım var. İlacımız var. Bu kalsın. Yarın gel sen bunu sapasağlam bir şekilde al. Yalnız bunda enteresan şeyler var. Bu basur dolmuş hocam.
Bismillahirrahmanirrahim. Sakata gelmeden evet. Bitirelim bari. Evet. Sen yarın gel Saadettin. Ben buna ilacım var. Sen hiç merak etme. Bu akşam da kısa sürede güzel bir performans vardı. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyorum size. Teşekkür ederim. Sağ olun. Aksiyonlu olursunuz. Bugün Halil Yusuf farkını yaşatmak için buradayım. Yetenekli olduğum kadar güçlüyüm de. Bilinmez ve esrarengiz bir yarışmacı olarak aklımızda kalacaksın. Merhaba Nurullah. Oturabilir miyim? Tabii ki oturabilirsin abi. Seni tanımıyorum ama çok cana yakın birine benziyorsun. Cana yakınsan bana da yakın ol. Otur buyur. Sağ ol. Vallahi sonunda bir yer bulduk ya. Çok gelir misin bu restorana? Hayır abi, benim matematik sınavı 0 geldi. Ben de kendimi baklavaya vurdum vallahi. Bilmiyorum yani. Abi bir müzik sesi geliyor abi. Abi dayanamayacağım ben, kusura bakma. Allah. Abi hala benimle yemek yemek istiyor musun abi? Ben geliyorum hemen. Uf, vallahi aç kaldık ya. Oh. Hülya Avşar. Hülya Hanım merhaba. Oturabilir miyim? Hayır. Evet. Ah, teşekkür ederim. Otur tabii tatlım. Hülya Avşar hapşurdu. Olay görüntüler magazinden farkıyla az sonra. Nane, limon kabuğu, bir güzel kaynasın aman. Ha, 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 ha. Akşam yemeği için gittiği bir restoranda çorbasına karabiber dökmek isteyen Hülya Avşar, biberliği çok yüksekten sallayınca burnuna kaçan karabiber yüzünden hapşurdu. Hülya Avşar'ın masasında oturan gizemli gerizekalı Hülya Avşar'a neden çok yaşa demedi. Az sonra. Allah, aç kaldım vallahi aç. Ya ünlü olmayan kimse yok mu burada ya? Ay nefesim. Merhaba, pardon. Siz ünlü müsünüz? Ya. Oturabilir miyim? Tabii. Oh, sağ olun ya, sonunda. Vallahi aç kalacaktım ya. Ne yiyorsunuz? Ha şundan, tamam. Bir, ne oldu? Ne oldu? Ana, Aref. Şimdi siz afiyetle yemeklerinizi yerken ben bayıldım. Şimdi burada çok riskli bir gösteri yapacağım. Ama sizden istediğim masanızdaki yiyecekleri, yemekleri afiyetle yemeniz. O sırada ben ruhumu garsonun ruhuyla buluşturacağım ve buradan hiç hesap ödemeden çıkacağız. Yemekler çok güzel görünüyor, değil mi? Şimdi önce çorbayla başlayın. Ekmeğinizi yavaşça çorbaya bandırın.
daha fazla, daha fazla. Şimdi ben başka bir boyuta geçeceğim. Garsonun ruhuna ulaşmak için. Şimdi siz afiyetle yemeklerinizi yerken ben bayıldım, değil mi? Şimdi ben burada 2 saattir garsonun ve kasadaki görevlinin ruhuna girmeye çalışıyorum. Ama ruhları dolu, giremiyorum. Yani hesabı ödemek zorundayız. Neydiysek. Şimdi ben lavaboya kadar gideceğim. Siz o sırada bir zahmet hesabı bir dakika durun. Ne oluyor? Nereye gidiyorsun? Bir dakika. Durun. Hayır. ¿450 millones, mo? Beyefendi, beyefendi, hesabı ödemeden kaçmaya çalışıyorsunuz. Bunun sebebi nedir acaba? Çok sağ olun, çok sağ olun. Tek başınıza 5 kişilik tiyatro gibiydi. Çok sağ olun. Çok da güzeldi. Kusura bakmayın, Sürçeli Sanat İstek Affola. Gayet güzeldi. Çok sağ olun. Teşekkürler, tebrikler. Yine mi? Hadi, 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 hadi. Fatih Yüre dinlemiş. Çok geç kaldık. As we enter, come the way to get one of the guests adventure. Must be the picture that you ever thought you could touch our credentials. What's the addition? You be jam rock the lyrical official. Send out the order, laws and the rituals. Burn candles, say prayers, paint heroes. It is truth, we big news, we hood heroes. For us to anchor, we come to bunker. Run a bad man, we not play Willy Wonka. And I got the nerd, I got the chop. So we can blaze it up on your block if you wanna. Or haze it up, stash spots in a Hummer or... I am Optimus Prime. This
is not a dream. Ahmet kızı Ayşe, Yusuf oğlu Kerim'i şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun? Evet. Sen Yusuf oğlu Kerim, Ahmet kızı Ayşe'yi şahitlerin huzurunda kocalığa kabul ediyor musun? Lazı gel ni zıda omen Roma kungfu de lihai. 你點解突然開始講國語？唔好以為俾人識聽，我唔係傻佬。來吧。 Sonic Boom. Hadouken. 考官이 bırakın kardeş. Gelin dost edelim. Dansın için ettin ulan! Stop! Dans et ulan! Dans et! Get up on your feet one time! Canım benim, çok güzel dans ettin. Ama kurtulamazsın. Evet, Family Group. Evet. Yeteksizsiz Türkiye'nin iz bırakan performanslarından bazılarını siz sergilediniz. Vallahi teşekkürler. Her turda iyiydiniz. Finale kalamadınız. Ama gerçekten güzel bir grupsunuz. Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Çok teşekkürler. Hülya. Aynı şekilde hem dans ediyoruz, hem gülüyoruz, hem eğleniyoruz. Hepsini aynı anda yaşatıyorsunuz. Çok güzel. Peki. Sağ olun. Yine karşılaşırız ümidiyle sizi. Alkışlarla uğurluyoruz. Buradan küçük bir mesaj yollayabilir miyim? Tabii. Burada benim annemin büyük nedenlerinden bir tanesi ve beni hep destekleyen anneme buradan selamımı yolluyorum. Herkese selamlar. Ve burada olduğunuz için size de teşekkür ediyoruz. Görüşmek üzere inşallah. Akşam ölürüz. Duyulan kötü haberin en kötüsünün gelmesini istiyorum. Arkamı döneceğim. Sahneye gelsin o kişi. Bilinmez ve esrarengiz bir yarışmacı olarak aklımızda kalacaksın. Alegori, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Yine beraberiz, sizle evet. Beraber. İnsanları güldürüyorsunuz, herkesi güldürüyorsunuz. Doğaçlama şeyler yapıyorsunuz. Evet, kesinlikle. Çok da başarılı oluyorsunuz, çok bence. Çok teşekkür ederiz, sağ olun. Bugün?
Bugün yine doğaçlama. Değişik bir şey deyince seyirci alacağız. Öyle mi? Evet. İlginç olacak yani. İnşallah. Hiç böyle bir şey yapmadınız çünkü. Yok, yapmadık. Peki, burada o yapmadık. Zaman başarılar diliyorum. Teşekkür ederim. Sağ olun. Bugün alegori olarak yine bir doğaçlama yapacağız. Kabus turu adını verdiğimiz bir tur oynayacağız. Bu turda bir seyirciye ihtiyaç duyacağız. Evet, şimdi bana bir seyirci lazım. Çok ilginç bir hikayesini anlatacak. Başından sona hatırlıyorsa lütfen. Sen anlat bakayım, gel gel gel. Belli bir anım var senin, gel. İsminiz? Şevki. Şevki Bey. O gün ne anısı öncelikle onu öğrenebilir miyim? Okuldan olan bir anımdı lisede. Okul anısı lisede. Evet. Okuluma doğru gittim. Hı hı. Okula gittiğimiz zaman arkadaşlarla okulumuzun üst katına çıkmıştık. Orman diye bir yer vardı orada. Oraya çıktığımız zaman okulun ilk günüydü. Arkadaşımın bir tanesinde torpil vardı. Torpil vardı. Patlayan evet, torpillerden. Patlayan torpillerden. Biz de torpili patlattığımız zaman oradaki kuruluk arsa yanmıştı. İtfaiye, polis falan gelmişti. Öyle bir anı yani. Evet, o gün sonra eve gittin. Eve gittim. Biraz vicdan azabı vardı yani. Ve o gün vicdan azabıyla yattın. Aynen. Peki. Uyuma bile girdi. Şimdi darılmaca kırılmaca olmadan biz alegori olarak, doğaçlama olarak bugünü sana tekrar yaşatacağız. Sorun var mı? Yok, teşekkür ederim. İzin veriyorsun. Ederim. İzin veriyorum. Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Şimdi 3'ten geriye sayalım ve o günü baştan yaşayalım. 3 2 1 Buyurun. Ya oğlum, ben gelmeden torpil mi patlattınız yoksa kız kaçıran mı ya? Okulda bir tane kız yok ya. Abicim, endüstri meslek ne yapacaksın? Endüstri meslek ya. Gittiler hepsi gitti. Bir kaç tane numune. Oğlum bıyıklar var. Kızın bıyıkları var zaten, boşver, ne yapacağım bıyıkları? Okul müdürü zannettim geldi ya. Yemin ediyorum müdür geçen bizi bir dövdü, bir dövdü. Yemin ediyorum kardeşim, böyle bir dayak görmemişsindir ya. Torpili patlattı, o da ağzımıza patlattı. Şevki, bugün benim için ne patlatacaksın? Baloncuk, 100.000 baloncuk patlatacağım senin için. Gerçekten mi? Evet. Hadi torpil patlatacaktın okulun bahçesinde. Sana bir torpil geçerim kız. Evren, bak şimdi. Şu tarla var ya. Evet abi. Çıkacağım şimdi bak. Acıdı. Oğlum, senin patlayan yer başka. Şevki. Efendim hocam. Hazır mıyız yavrum? Hazırız hocam. Geriden sayıyorum. 10. 9 hocam. 30, 0, eşek sıfası. 0 derken bitti mi sayım? Onu mu bahsediyorsun? Sele. Sele hangi? Kim yaptı bunu? Kim arazimi kim şey yaptı benim yaktı? Şimdi teyzeciğim, biz arkadaşlarla şey yapıyorduk orada, deney yapıyorduk. Hoca dedi, dedi deney var orada dedi, git dedi, endüstri meslek lisesi dedi, orada deney yap dedi, teyzenin arası dedi. Hoca mı yak dedi, hoca mı yak dedi? Vallahi deyse ya. İyi günler doktor bey. Ben ve bir grup arkadaşım geçen gün torpil patlatmak yerine yanlışlıkla fitil patlatmışız, fitil bize girdi. Hocam, fitili getirdik. Yalnız ben buna bakmıyorum, buna belediye bakıyor. Bakın Şevkiye Hanım, oğlunuz çok hayta. Bak, geçen gün benim çocukla oynasın diye eve getirdim, benim silikonu patlattı ama. Ama kıramıyor, bakın bende hiç yok, ikisini de patlattı çok benim. Çok ayıp, çok, hiç yetiştirememişsiniz bir çocuğu. Biz daha alalım şimdi, biz daha alalım. Dümdüz. Oğlum, Necla'nın torpilleri patladı lan. İnanamazsın, altımıza yapıyorduk. Şevki Bey. Buyurun. Biz patlatma mühendisliğinden geliyoruz efendim. Siz çok güzel patlatıyormuşsunuz. Biz mağara patlatma işini alacağız sizi. Vallahi mi? Evet efendim. Nerede? Vallahi torpili vereceksiniz, dinamiti vereceksiniz, patlatacaksınız. Harika, bayılırım böyle işlere. Yalnız vicdan azabı çekmeyeceksiniz bu işte. Aa, olmaz. Akşam eve gittim, ağlamam lazım. Ya yemin ediyorum oğlum, ne zaman yanına gelsem gözüme bir şey patlatıyorsun ya. Oradan geliyor, miminden bir şey çıkıyor. Oradan geliyor, kulağından bir şey çıkıyor. Yeter arkadaşım, artık. Yanına böyle geliyorum artık. Arkadaşım, ha. Bak, Nobel de böyle buldu bu işi. Ne Nobel?
Şimdi psikolog bey, biz arkadaşlarla sadece eğlenmek istiyorduk. Ben hayatıma böyle bir darbe vereceğini bilmiyordum. Gerçekten o yani, an sayın. Her gece rüyamda torpiller patlıyor bir şeyler yani. Oğlum bak ya, bak buraya şimdi yangın resmi koyacağım, Şevki gelecek tamam mı? Diyecek ki burası yanıyor, kaçacak. Ciddiyim bak. Hadi ya sakma sapan iş yapma ya. Korkutacağız oğlum çok. Ya neyle korkutacaksın abi? Abicim yakalım şimdi, iki dakikada ya. Ne yapıyorsunuz siz? Yanıyor burası. Dersiz torpil mi patlatıyorsunuz yoksa? Ya vallahi sensiz yapmıyorduk ya. Aman benim oğlum torpilci oldu. Gitti benim oğlum, gitti. Ahmet, 40 yıllık itfaiyeciyim. Şu iş için geldiğimi hatırlamıyorum. Ben bunu affedersin küçük tuvaletimde söndürürüm ya. Ya ben de gerçekten söylüyorum. Geçen bizim evin orada da oldu. El sıkla. İş edim söndü. Hayırlısı. İyi günler. Ben küçükken çok torpil patlattım. Diyorum evet. Ki bu işe girerken de bir torpil patlatsak da beni işe alsanız. Çok şakasınız, salak mısınız? Estağfurullah. Füze var, füze uçursam havaya doğru sizi etkiler mi peki? Bırakın böyle işte lütfen. Peki, lütfen. O zaman ben bir... Ya koca bıyığın çıkmış konuştuğun şeye bak ya. Şevki, ne hallere düşürdün bizi Şevki? Türkiye'nin en iyi pili. Bu pili alıyorsunuz, istediğiniz yeri fırlatıyorsunuz. Sonra bu büyüyor ve torpil oluyor. Ve istediğiniz yeri yakabiliyorsunuz. Gerçekten... Mükemmel bir enerjiye sahiptir. Benim adım Şevki. Ben abicim, bilmem ben ki bunları, böyle işleri ki... Ben bunları iki rakip ülkelere satıyorum. Çok ciddiyim. Sana 50 milyona bırakayım. Bizim tüp patladı da ben Şevki'den şüpheleniyorum. Kesin Şevki yaptı onu. Yapmış olabilir. Evet yapmış olabilir. Oğlunuzu çağırır mısınız buraya? Şevki oğlum gel. Nerede o sarı? Şevki oğlum gel. Oğlum teyzenin tüpünü sen mi çocuğum patlattın? Çocuğum seni iki kere sünnet edeceğim. İki kere sünnet ettireceğim bak. Hı? Çok ayıp. Bir kere sünnet ettirdik patlattın. Acı şimdi biber sürelim. Anne. Acı biber sürelim. Anne. Alkışlar uğurluyoruz. Bugün Halil Yusul farkını yaşatmak için buradayım. Yetenekli olduğum kadar güçlüyüm de. Bilinmez ve esrarengiz bir yarışmacı olarak aklımızda kalacaksın. Bahadır hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın? Çok iyi. Peki, seni bekliyoruz. Tamam. Şöyle başlayalım o zaman. Acun abi, 2012 yılının bir ayını söyleyeceksin ama. Şubat. Şubat. Şimdi tüm seyircilerden istedim. Şubat ayında yaşadıkları, yani kötü bir olayı düşünmeleri. Yani alınan haberin, duyulan kötü haberin en kötüsünün gelmesini istiyorum. Arkamı döneceğim. Sahneye gelsin o kişi. Şubat ayında. Hoş geldiniz. Adınız? Havva. Kötü haber neydi? Komşumuzun oğlunun ölmesi. Komşunuzun vefatı. Evet. Tamam. O zaman şöyle ben size bu zarfı bir takdim edeyim öncelikle. Tahtaya geçin. Şimdi sizden istediğim, şimdi vefat eden bir komşunuz vardı. Bu komşunuzun cinsiyetini tahtaya yazmanız. Yazdım. Şimdi komşunuzun adını da alt tarafa yazın lütfen. Yazdınız mı? Evet. Tamam, şimdi dönebilirim. Erkek ve Ahmet. Değil mi? Evet. Doğru mu? Şimdi burada size bir zarf vermiştim öncelikle ben. Evet. Bu zarfı açmak istiyorum. Burada mavi bir kağıdımız var. Bu mavi kağıttaki işaret cinsiyeti simgeleyecek. Zarfın içindekileri şimdi size çıkartacağım. Zarfın içinde harf kartları var
ve diğer zarf boş. Şöyle yapalım. Elimde harflerim var. H harfi, A harfi, E harfi, T harfi ve M harfi. Teşekkür ediyorum yardımcı olduğunuz için. Şimdi şöyle 13 tane iskambil kartım var. Bu 13 tane iskambil kartını Hülya Hanım'a uzatabilir miyiz? Hülya Hanım. Şöyle al. Böyle kapalı şekilde yayın önünüze. Yayın, yayın. Güzel. Şimdi istediğiniz bir yerden bir tane kartı alın. Aldınız. Kartınıza bakın. Şimdi o kartı tüm seyircilerin görmesi lazım. Yani gösterebilirsiniz falan. Seçtiğiniz kart neydi? Karo 8. Karo 8. Tamam. Ben gelmeden önce arkadaşlara bir tane video verdim. O videoyu oynatabilir miyiz? Merhaba, ben Bahadır Özsalih. Şu anda elimde tutmuş olduğum iskambil kartlarından biri Hülya Hanım'ın elinde. Hülya Hanım, elinizde tutmuş olduğunuz kart bu muydu? Hülya Hanım, elinizde tutmuş olduğunuz kart o muydu? O muydu? Evet. Bilinmez ve esrarengiz bir yarışmacı olarak aklımızda kalacaksın. İnşallah. Seni aksarla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederim. Türkiye'nin en yükselen kanalı Curca TV'den herkese sevgiler ve saygılar. Curca TV'de Arka Saha programıyla karşınızdayız. Bu hafta dünyanın en büyük dördüncü derbisi oynandı ve bütün çıplaklığıyla dördüncü derbi bugün arka sahada olacak. Programımıza başlamadan önce ufak bir reklam arası veriyoruz. Reklamlar. Yoksa sıkı yırtılıyor mu? Evet. Bunların hepsine son. Armagedonları. Al bakalım sana bir tane. Sana da bir tane. Bu saatten sonra bütün dertlerinizden kurtulacaksınız. Armagedonları. Ben donarım. Reklamlar. Evet. Arka Saha programında birlikteliğimiz devam ediyor. Dedik ya dünyanın en büyük dördüncü derbisi oynandı. Madem öyle dördüncü derbimizin en önemli iki pozisyonundan ilkini izleyelim. Dakikalar 24'ü gösteriyordu. İki tane en önemli oyuncu sahadaydı. Evet. Hazırız. Güzel. Oyuncular play. Oyna. Evet. Çok güzel çocuğum. Müthiş geçti. Dur stop. İki yetenekli futbolcu bu şekilde oynadı zannediyorsunuz. Ama bütün çıplaklığıyla arka saha gösterecek. Geri al. Geri. Evet. Aferin. Aferin koş oğlum. Evet. Dur stop. Gerçekler su yüzüne çıkıyor. Slow motion play. Evet. Git yavrum topu da götür. Durdurdu. Simit Spor'un oyuncusu. Stop. Geri. Stop. Play. Stop. Geri. Stop. Play. Futbol. Kardeşlik. Temizlik. Be adam. Be adam. Bu nasıl bir futbol? Ha? Bu nasıl bir futbol? Geçin seni. Futbol dedik, kardeşlik dedik, spor dedik. Adamı deli ediyorlar. Evet.
Ufak bir reklam arası verelim. Birazdan devam edelim. Reklamlar. Merhaba TV izleyen seyirciler. Bir bal tanıtım reklamına da hoş geldiniz. Evet. Şimdi balımızın adı Karadere balı. Muhteşem bir bal. Evet. Bizi arayan ilk müşterimize bir kavanoz değil, iki kavanoz hiç değil, üç değil, dört değil, beş değil, üç kavanoz veriyoruz. Evet. Üç kavanoz veriyoruz. Ve ayrıca bu telefondan aradığınız zaman şirketin %50 hissesini bile veriyoruz. Evet. Bitti mi? Bitmedi. En önemli şey imalat, ihracat, ihrafat, israf. Hepsini yapıyoruz. En önemli şey olan hijyen. Arılarımız gelsin. Gelin arılar. Evet. Bu görmüş olduğunuz kraliçe arı, bu görmüş olduğunuz işçi arı. Muhteşemdirler. Bu saate 1500, 1 kilo bile bal yapabiliyor, yemin ederim. Evet, bu da kontrol ediyor. En önemli şey hijyen. Takın şapkaları, takın. Şapkaları takın. Hemen bir bal kontrol alacağım. Bir bal üretin bakalım. Evet. Şimdi balda önemli olan bunu tattığımız zaman boğazı yakıyorsa o bal kalitelidir. Hemen deniyoruz. Bir saniye, bir saniye. Yaktı, boğazımı yaktı. Evet, muhteşem bal, muhteşem. Boğazımı yaktı, yaktı boğazımı. Reklamlar. Evet değerli Georgia TV izleyenleri. Birlikteliğimiz devam ediyor arka saha programında. İlk pozisyonumuzu gördük. Dünyanın dördüncü derbisinde pozisyonlar bitmedi. Bütün dünya karıştı. Simit Spor ve Ayran Spor arasındaki bu mücadelede dakikalar 68. dakikayı gösteriyordu. Ve futbolcularımız yine sahadaydı. Herkes bir şey yanlış gördü. Önce pozisyonu izleyelim. Hazır, oyna. Evet, yılan gibi kıvrılayım derken dur. Alakası yok. Geri al. Hızlı, hızlı, hızlı. Ona, ona, ona. Evet, geri, hızlı. Dur, stop. Oyun slow motion. Oyna. Bak, Simit Spor oyuncusuna bak, bak. Surata, tipe bak, bak. Bak, 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 ne yap, bak, bak. Durdu, tuttu. Stop. Geri al. Dur. Oyna! Anam! Bu nasıl bir futbol? Puh Allah seni cezanı! Puh Allah seni cezanı! Allah cezanızı kaldırırsın sizin! Puh! Futbol dedik yahu! Kardeşlik, dürüstlük, spor! Çıkın! 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 Evet, ufak bir reklam arası. Reklamlar. Şimdi sana iki sorum olacak. Bu gördüğün elit marka su 5 lira. Bu gördüğün legal marka su 2 lira. Ama bunların kalitesi aynı. Hangisini alırdın? Beş liralık elit suyu alırım yavrum. Beş lira öyle mi? Beş lira. Beş lira. Hakkı, Osman gel. Mükemmel bir vuruş. Sür. Of. Artistlik pişmanlıktır. Reklamlar. Evet. Georgia TV'de arka saha programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ve spor dedik, kardeşlik dedik, her şey dedik. İnsanlar için, gençler için o kadar paraları alan adamlar böyle çirkin. Spora yakışmaz, futbolun kültürüne, dünyanın kalbi olan sporun... Ben de sizin iyiliğinizden bahsediyordum.
Nasılsınız? Keko. Merhaba. Spor, ahlak, kültür çok iyi. Arkadaş çok iyi oynuyorsun. Ya. Evet, grup Curcuna. Tekrar çok beğendiğimiz performanslar vardı. Zaten bugün de sizden çok şey bekliyorduk. Yine aynı kalitede. Bravo arkadaşlar, tebrik ediyoruz. Sağ olun abi. Ben Curcuna'nın genelde bütün performanslarını beğeniyorum zaten. İyi performanslar sergiliyorsunuz ama maalesef yarışmada çok ileri gidemediniz. Ancak tabii yani senesi de var. Vazgeçmeyin bence. İyisiniz yani. Teşekkürler. Çok sağ olun. Arkadaşlar tebrik ediyoruz. Alkışlarla uğurluyoruz. Herkese güzel akşamlar. Sağ olun. Bugün Halil Yusul farkını yaşatmak için buradayım. Yetenekli olduğum kadar güçlüyüm de. Bilinmez ve esrarengiz bir yarışmacı olarak aklımızda kalacaksın. Bugün sanki ilkokula geri döndük. Evet, biraz ilkokuldayız. Yine herkesi güldüreceksin. Bakalım, inşallah güldürebilsek güldüreceğiz işte. Peki. Elimizden geleni yapacağız. Başarılar diliyorum. Sağ olun, teşekkürler. Göstermeye başlayayım. Şimdi ünlülerimizi hep ünlü olarak gördük. Kokteyllerde, televizyonlarda, dergilerde, deniz kenarında, orada burada gördük. Peki ünlülerimiz buraya gelirken, ünlü olmadan önce okul hayatlarında acaba nasıllardı? İlkokul hayatlarında nasıllardı? Şimdi okulumuzun zili çalsın ve dersimiz başlasın. Ya ben bu dersten canım sıkılıyor ya. Nihat. Nihat bana o bebeği Nihat. Git lan git manyak. Ben sana beden dersinde kopya verdin mi vermedin mi? Lan kopya dersi bedende kopya mı verir oğlum? Niye uzun attım attırken yardım ettim ya la? Lan git manyak. Alam. Selahattin amcayla psikopat oğlu Orçun geliyor. Ben sağlanayım bari. Görmesinler. Burada çok, çok kız var. Oğlum, yavrum sapık mısın sen? Biraz sakin ol. Bunlar senin arkadaşların. Ben öpüşmek istiyorum baba. Oğlum sen kafayı mı yedin oğlum? Orçun, seni seviyorum oğlum. Baba, beni seviyorsun. Bu çanta niye pembe? Oğlum, Orçun, biz ananla seni kız bekliyorduk. Sen de doğa doğa erkek doğdun. Bir üretim hatası oldu sende. Yapacak bir şey yok. Okey. Camış. Kamış. Hülük, yürü lan sınıfına. Burhan. Öpüşelim mi? Lan git, manyak mısın oğlum sen lan? Karşı cinsini ilgi duymak varken bana niye ilgi duyuyorsun lan? Seksi değilim, bir şey değilim oğlum. Ne var lan sende? Sen seviyorum Burhan. Öpüşelim. Lan git. Her tarafım zıngır, zıngır, zıngır titriyor. Bende panik atak var oğlum. Arayacağım şimdi doktorumu. Psikoloğu aramam lazım. Arıyorum. Sen görürsün la. Alo.
sen de benim gibi yalnızsın değil mi? Vurmayın dedim vurdular. Vurmayın dedim vurdular. Vurun, vurun, vurun diyorsan bire. Fatma Gül'ün suçu ne diyorsan ikiye. Gerizekalı bir sevgilim var diyorsan üçe bas kardeş. Bu müşteri hizmetleri de kafayı yemiş ya. Vallahi. Biraz sonra müzik dersi başlayacak. Bülent abla sen çalıştın mı? Çalıştım evladım, çalıştım. Hoş geldiniz. Yeni eserimi bütün sınıfın içerisinde okuyacağım. Bunu tüm iştenliğimle okuyorum. Herkes dinlesin. Şöyle bir ses alayım merkezden. Hep beraber. Mini mini bir kuş donmuştur. Pencereme konmuştur. Aldım onu içeriye. Çek 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 öpsün diye. Pırpır ederken canlandı. Anam anam. Anam anam. Anam anam. Ciğerim söküldü ayol. Ellerim bak. Hoş kalmadı. Sağ olun evlat. Sağ olun. Aa, zekalası Metin Akpınar da bu sınıftaymış ayol. Şarkınız hazır mı? Değerli sınıf arkadaşlarım. Şarkımı giriyorum. Ben noktayı koyuyorum. Baharı bekleyen kumrular gibi. Sen de beni bekle. Sakın unutma. Yeter be, yeter. Metin, Allah'ım, Metin abi, Metin abi. Zeki, Zeki dur bayılma. Bayılıyorum, Metin, Allah. Hakan başarılı bir yarışmacısın. Evet. Yeteneksizsiniz, Türkiye'de finale kalamadın. Evet. Ama... bence başarılıydın. Tebrik ediyorum. Sağ ol. Teşekkürler. Ben hep söylüyorum. Tekst yazmakta gerçekten başarılısın Hakan. Bence biraz kaleme alman gereken bir şeyler olmalı. Evet. Bu müziklerde falan bana yardımcı olan bir arkadaşım var. Osman Oğuzkan Denizhan'a da teşekkür ediyorum. Herkese selam ediyorum. Akşam olur. Sağ ol. Halil, illüzyonla uğraşıyorsun. Evet. Ve şovunu yaparken sunum tarzını herkesi bayağı güldürüyorsun. Teşekkür ediyorum. Neler var şimdi şovunda? Şimdi yine sunum ağırlıklı olacak inşallah. Doğaçlama gireceğim artık. Peki, sahne senin o zaman. Hadi bakalım. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Merhabalar. Ben illüzyonist Halil Yusul. Bugün Halil Yusul farkını yaşatmak için buradayım. Teşekkürler. Bir gönüllüye ihtiyacım var. Acun Bey, seçer misiniz? Tamam. Merhaba. İsminizi alalım. Cansu. Cansu hoş geldin. Cansu ne yapacağım konusunda bir fikrin var mı? Yok değil mi? Cansu senden tek istediğim şey iki avucunu şöyle açar mısın? Sol elin hangisi sana göre? Bu değil mi? Kapatır mısın şöyle, sıkar mısın iyice? Diğerini indir. Devam et, sık iyice, sık sık sık. Şimdi bakın, elimde oje var değil mi? Bana rengini söyler misin? Nedir rengi? Şöyle biraz gelir misin? Süper. Rengi nedir? Kırmızı. Şöyle ojeden, tabii ojenin kapağını açıyorum. Kırmızı oje. Çok az sürüyorum. Parmağımı. Okey. Bekle beni. Şimdi bu ojenin yavaş yavaş
selüloid tozuna dönüştüğünü hayal ediyorum. Ve onu alıp... Bir şey hissettin mi avucunda? O zaman çok iyi yapmışım. Açar mısın? Transfer başarılı. Herkese göster onu. Sıkı bir alkış hak ediyor efendim. Teşekkürler. Tabii. Bununla sınırlı değil. Bununla açılış yapmak istedim. Beni bekleyeceksin. Hemen geliyorum. Şimdi. Bardakta bir para var. Herkes görebiliyor mu? Avucunu açar mısın? Fark etmez hangi avucunu açıl. Şimdi bardağı şöyle ters çevirip parayı inceler misin öncelikle? Var mı herhangi bir hilesi? Yok değil mi? Normal bir para. Elimde bir de kalemim var. Kalemi al. Paranın tura kısmına isminin baş harfini, tura kısmına, yazı kısmına ise istediğin herhangi bir işaret. Okey? Yaptın değil mi? Şimdi onu seyirciye gösterir misin? Tamam. Alayım. Burada teneke kutuda içecek var. Şöyle bir incele bakalım. Kapağı açık mı? Kapalı değil mi kapağı? Yani o zaten bir kere açılabilir. Arka kısmına falan bak. Normal değil mi? Şimdi para senin paran mı? Önce ona bak. Değil mi? Onaylıyor. Evet diyor. Şimdi teneke kutu ve sizin paranız. Sizin işaretlediğiniz paranız. Şimdi çok dikkatli izlemenizi istiyorum. Var mı şey? Delik falan, değil mi? Tıkır tıkır ses çıkıyor değil mi içinden? Tıkır tıkır. Ama kafası döndü, yeter artık. Ses duyuyor musun? Değil mi? Sesi duydum. Açalım bakalım. Şunu çıkarmanda yardımcı olur musun? Kapağını. Ben de tutayım şöyle sağlamca. Tamam, çok teşekkür ederim. Biraz yordum ama. Ben oraya gitmeyeyim, bir şey yaptı derler. Bardağı getirir misin buraya? Teşekkür ederim. Asistan oldu, gördünüz mü bana? Hem de çok güzel yakıştı bence. Şimdi, herkes çok dikkatli baksın. Ama bakın, teşekkürler. Ama bakın, ben yetenekli olduğum kadar güçlüyüm de. Şimdi, bunu neden söyledim? Herhangi bir kesici alet kullanmadan çıkaracağım. Okey? Bunu yapmaya çalışacağım. Onu yerine koyabilirsin. Sonra buraya gel. Avucunu açar mısın? Sizin paranız mı? Onu seyirciye gösterir misiniz? Teşekkür ediyorum efendim. Ama bence sıkı bir alkış hak ediyor bence. Çok teşekkür ederim.
Efendim, ya ben sizi çok sevdim. Ben sizinle devam etmek istiyorum, olur mu? Teşekkür ederim. Şimdi, telekinezi gösterisi yapacağım. Telekinezi nedir? Önce onu söyleyeyim. Telekinezi, maddeler üzerinde düşünce gücüyle etki yapma olarak tanımlanır. Tabii sadece düşünce gücü yetmez, enerjiyle de. Öncelikle bu kaşıkları incelemek üzere gönüllümüze veriyorum. İnceler misin kaşıkları? Normal kaşık mı? Normal değil mi? Şöyle birbirine çarp. Sağlam mı? Sağlam değil mi? Tamam. Efendim, siz hiç bu şekilde yamuk bir kaşıkla çorba içmeyi denediniz mi? Bence deneyin derim ve bunu size hatıra veriyorum. Sizi alkışlarla yerinize uğurluyorum. Efendim, sizin için hazırladığım gösteri bu kadardı. Çok teşekkür ediyorum. Herkese iyi akşamlar diliyorum efendim. Sağ olun. Sen gösteri yapmasan, konuşsan da seni seyrederim herhalde diye düşünüyorum. Çok teşekkür ediyorum Hülya'nın. Çok sağ olun. Alkışlarla uğurluyoruz. Tebrik ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum efendim. İyi akşamlar. Orada. Güzel. Çok güzel. Hoş. Hoş. Bana göre. Tam size göre. Süpersin. Rock, we're gonna rock around the clock tonight. Put your bad bags on. Join me home. Sisil hoş geldin. Hoş bulduk. Sen de herkesi güldüren yarışmacılarımızdansın yaptığın evet, taktiklerle. Hazırsın şimdi. Hazırım. Yeni bir gösteri. Bakalım. Bakalım. Yine herkesi güldür tamam mı? Hadi tamam. Bakalım. Başarılar teşekkür sana. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben var ya artık kardeşim. Ben ne film çekiyorum, ne dizi çekiyorum. Ben yeni bir şey çekiyorum kardeşim. Ben reklam filmi çekiyorum. Ben bunları tanıtımını yapıyorum. Şimdi ilk tanıtım için konuğum gelsin. Otursun bakalım. Gel bakalım Nihat, gel bakalım. Denizde kum, bende laf. Bende laf bitmez babacığım. Bakın benim kurduğum felsefeler...
Ben bu felsefeleri nasıl kuruyorum? Ben geçenlerde neredim? Nihat Doğan olmak dedim. 4 kişilik yazan bir asansöre binip de dedim, 3 kişi daha beklemektir dedim. Peki ben bunları nasıl kuruyorum? İşte bu ballar sayesinde. Sür balını yiyorsun, böyle var ya felsefenin dibine vuruyorsun yani. Benim gibi oluyorsun. Mahsuncuğum benim bitti şeyim de sen devam et. Tamam kardeşim. Şimdi Nur Hayat geliyor. Nur Hayat gel bacım. Akşam motor hadi bakalım. Tamam canım. Şimdi ben babamın bir bakışından, bir göz kırpışından, bir hapşırığından, bir hıçkırığından mesaj alan... Teşekkürler. Mesajı olan, onun hayırlı evlat kategorisinde birinciliğe oturmuş, adını zirveye yazdırmış, altın harflerle yazdırmış ve güzelliği dilden dile dolaşan, bir kişiyim. Şimdi ben bunları nasıl yapıyorum? İşte bu ballar sayesinde yapıyorum. Ayrıca buraya çıkmışken aracı olsun Rıza'cığım, beni dinlediğini biliyorum. Sen benim koluma yapılmış bir damga, sırtıma çizilmiş bir dövme, kalbime sokulmuş bir bıçak, doğmamış çocuklarımın babasısın canım. Teşekkürler. Teşekkürler. Sene sonra kardeşim var ya Orçun geliyor. Orçun yapsın bakalım. Aslında biraz çok sıkıcı biliyor musun? Acaba burada kaç tane kız var hepsiyle öpüşürsem kaç gün sürer biliyor musun? Bana Hülya Avşar'la öpüşebileceğimi söylediler. Benim de bir kalitem var, herkesle öpüşemem. Senden aşağısı kurtarmaz. Tamam kardeşim, sene sonra var ya, Mürsel'le Fatih hocam gelsin, onları bir görelim. Bakalım hangisi? Action motor, gönder. Tekici olarak bunları yapıyorum, daha satıyorum. Fatih hocam, sen de bir şeyler söyle. Şimdi ben bu anları oyuna çıkmaları diyorum. Tabire diğerini çıkartıyorsun. Yürü git. Sonra kim var? Tamam kardeşim, sene sonra var ya kim geliyor biliyor musun? Sene sonra bekleyin kim geliyor şimdi? Şarkı gelecek, bekleyin birazcık. Bekleyin. Sıkıldınız tabii. Birazcık eğlenelim o zaman. Gönder bizi koçum. Geçmiş olsun. Hadi geç güle. Hülya'nın sesini azalt. Sonra alın her nefes benden sana hediye. Ay. Benden sen söyle. Ay. Benden sana hadi hoppa. Ay. Bir şey. Çesi. Efendim. Bunları sen mi yazdın? Sürballar falan. Ha evet evet. Bravo. Yani farklı bir şeyler sunuyor olman çok güzeldi. Valla sen bir bayan olarak çok başarılısın. Çok taklitçi bayan da yok. Evet. Allah yolunu açık etsin. Yani inşallah çok iyi yerlere gideceksin. Ederim. İnşallah. Bir bayan olarak çok üstün performansın var. Hani senin kadar komik, senin kadar güldürebilen bayan çok görmedim ben. O yüzden geleceğini çok parlak görüyorum. Bir de galiba gönül de vermişsin bu işe. Evet çok. Tebrik ediyorum. Çok teşekkür Sergen. Ederim. Ben de çok başarılı buluyorum. İnşallah çok daha iyi yerlere gelirsin. Çünkü bayan olup da bu işi yapmak çok kolay değil. Evet. Artık başarılar dilerim devamında. Çok teşekkür ederim. Çok alkışlarla uğurluyoruz. Siz bu sefer partner mi değiştirdiniz? Değiştirmek zorunda kaldım çünkü Tuna kardeşim yoğundu tabii. Hı hı. Dolayısıyla Gökhan kardeşimiz de
beraber biraz yola çıktık bu Nasıl akşam. Nasıl bir şey hazırladınız bu akşam? Bu akşam biraz farklı bir konsept ama gene aynı bir stilimizi devam ettiriyoruz. Gene efekt var, müzik var, dans var. Bara giren bir single bir beyefendinin dans etmeye çalışmayı bir bayanı sahneye çıkarmak. Komik olacak yani. İnşallah yani. Peki. Elimizden. Sahne sizin o zaman. Peki, teşekkür ederiz. Merhabalar. Merhaba. Hava rakibi barınız var burada. Evet. Hoş geldiniz. Hoş bulduk güzelim. Ver bir şeyler bakalım. Şattan vereyim size o zaman bugün. Nereden? Şattan vereceğim. Olur olur öyle de olur. Fark etmez. Ya bugün bu barınız bayağı dolu bugün güzelim yani. Bana da nasip oldu yani bugün. Buyurun. Size barımızın spesiyeli. Şat. Çok güzel. Ne kadar güzelim. Evet. Alacağım. Teşekkür ederim. Yavrum ben bara geldim ama single'ım, single, single. Single derken? Manuel yani görüyorsun anladın mı? Dansa geldim. Ben pek yani. İngilizce bilmiyorum da. Yani tek geldim. Ha yani. Tek geldim. Yok, burada da dans ediyor herkes. Bir de ben de bir dans ederim diyorum. Anladım yani, da barımızı sizi tek nasıl aldılar acaba? Bara tek nasıl mı aldı? Money talks baby yani. Money talks. Ha, money talks. Hadi konuş diyorsun. Yani. Yapma işte yani. International language. Kaçamak yaptık yani. Anladın mı? Yapmış yani. Tamam. Evet şöyle bir senin güzel bir güzel bir kız göster. Hemen bir dans edeyim bitti. Bu kadarcık yani. Hemen gösteriyorum size. Hemen. Orada. Güzel. Çok güzel. Hoş. Hoş. Bana göre. Tam size göre. Süpersin. Hemen. Teşekkürler. Gidiyorum. Ne var? Oo sen de yine azıttın yani ha. Al gidelim problem yok. Şurada galiba pardon. Yok yok siz. Dans. Lütfen gelin. Merhaba. Selam. Ufak kaldım da mı olsun? Çok güzel. Basketçi misiniz? Ben de pigmeler sırasında sizi şöyle alayım ben. Teşekkürler. Şey arkadaşım. Burada bir yanlışlık oldu. O tarafa gösterdin ama. Şöyle bir şeydi bu. Sen olabilir olabilir. Evet. Çok bayan olduğu için. Peki. Size tam boyunuza uygun olarak. Evet. Şuradaki bayanı gösteriyorum. Böyle bir şey değil mi? Hayır. Tamam bana göre. Yani bu boylarda. Haydi bakalım. Evet. Bu sefer şansımızı deneyelim bakalım. Teşekkürler. Pardon. Yok yok siz galiba. Galiba. Dans. Alayım. Müzik alayım. Dansım geliyor. Sit together on the sofa. Merhaba efendim. With the music way down low. Waited so long for this moment. Peki efendim. Hard to think it's really so. The door is locked, there's no one home. They've all gone. Tabii tabii. Size şöyle döndüreyim size. Lütfen yerinizi alayım size. Teşekkür ederim. Bak kardeşim. Buyurun. Hani birincisi böyle. Tamam. Onu anladık. Ama ikincisi de... Sanırım teknik bir arıza oldu. Telafi edeceğim. Yavrum buyurun. Bak yani şöyle bir şey yap yani. Bak şu güzel anneme bir dans. Altta bir dans yapacağız. Sanırım... Evine de gideceğiz yani. Ama güzel. Bir teknik sıkıntı. Yani. Yani. Lütfen yani hadi. Sanırım bir şey eksik. Çok karizmatik bir erkeksiniz. Ama göstermeniz gerekiyor bu karizmanızı. Bilmem anlatabildim. Anladım. Çözdüm. Fark etmiyorum. Siz dans alabilir miyim? Siz evet. Müzik. 1 2 3 o'clock 4 o'clock rock. 5 6 7 o'clock 8 o'clock rock. 9 10 11 o'clock 12 o'clock rock. We're gonna rock around 2 o'clock tonight. Put your glad rags on. Join me home. We'll have some fun when the clock strikes 1. We're gonna rock around the clock tonight.
arkadaşım. Bak güzelim. Hani biri böyle, ikincisi de böyle. Ama üçüncüsü de hani, hani bu ne be? Yani, hani. Yok. Pardon, benim gitmem lazım. Hayır, hayır, pardon. Teşekkür ediyoruz. Aksel ölüyoruz. İyi akşamlar. Arkadaşlar, şimdi yeteneksizsiniz. Minikleri kaçırmış bir yarışmacı geliyor. Tamam mı? Ama hakikaten kaçırması yazık olmuş. Evet. Tamam. Şimdi ve senin adın ne? Ömer mi? Ömer. Ömer. Benim adım ne? Benim adım ne? Aygün. Peki, baba nerede baba? Baba işte. İşte mi? Evet. Ne zaman gelecek? Ne zaman gelecek? Okuldan. Okuldan. Ne zaman gelecek baba? Okuldan. Anladım. Sen kaç yaşındasın? Bir. Bir mi? Kaç? Ömer. Ömer. Kaç yaşındasın? Hı? Kaç yaşındasın? Ömer. Anne nerede anne? Abi işe. Anne de işe gitti. Ya böyle bir çocuk var mı ya? Vallahi şuna bakar mısınız? Alkışlıyoruz. Peki. Sen şarkı söylüyor musun? Ömer. Ömer bu kim? Ömer. 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 Anne nerede anne? Gitti, işe gitti. Peki sen şarkı söylüyor musun şarkı? Yok, yok. Ablası gel, ablası gel. Ya sensiz olmuyor. Dur ver bakayım benim kucağıma gelecek mi? Sen onu bana bir getirsene. Hoppa! Sen bak bu kim? Bu kim? Sen onu bana getir. Bu kim? Abla. Aa! Gel bak sana ne vereceğim. İstemiyor değil mi? Peki bak eyvah. Abiler var. Eyvah. Abiler. Eyvah. Alkışlıyoruz. Mehmet hoş geldin. Hoş bulduk abi. Seni bekliyoruz. Benim bir deli arkadaşım vardı. Bir gün saat 5'te uyanması gerekiyor. Sabah 5'te uyanması gerekiyor. Ne yapayım falan diye düşünüyor. Otele gideyim. Otel görevlisine söylerim. Beni sabah 5'te uyandırır. Otelin odasına çıkarıyorlar bunu. Tabii bakıyor odada bir kişi daha var. Bu kim diyor? Albay diyor. Albay o. Odalarımız 2 kişilik. Siz de onunla beraber yatacaksınız. Tamam diyor. Kalsın. Karışma. Bayağı bir deli yani. Ama diyor beni sabah 5'te uyandır tamam mı unutma. Tamam diyor unutmam diyor görevli. Sabah 5 kapı çalıyor tak tak tak. Efendim uyanır mısınız sabah 5? Tamam tamam diyor uyandım. Tabii aceleyle ve karanlık oda albayın kıyafetlerini giyiyor. Çıkıyor otelden. Tabii gelen geçen buna selam veriyor. Ne oluyor lan? Allah belanı vermesin ya. Geri zekalı, albayı uyandırmış.
Allah Allah. Evet evet, durumlar böyle. Yine bir yaşlı kadın, biz resepsiyonda bekliyoruz. Hışımla aşağı indi resepsiyona. Böyle otel olmaz olsun, nasıl bir otel, böyle şey görmedim ben derken resepsiyon memuru dedim, teyze ne oldu? Ya ne olacak? Gece sabaha kadar gencin biri kapımı yumrukladı. Ah çok özür dileriz ya. İstemeyerek oldu, özür dileriz. Telafi edeceğiz. Nasıl telafi edeceksin kardeşim diyor ya. Ben saatlerce uğraştım, açamadım o kapıyı. Avrupa Birliği'ne girmeye çalışıyoruz. Avrupalı da olduk değil mi arkadaşlar? Evet, Avrupalı olduk sayılır. Yalnız şu okuma hususunda Avrupalılar kadar olamadık. Adamlar okuyor ya. Biz ne yapıyoruz? Ha, o kadar okuyorlar ki bu işi tuvalette dahi yapıyorlar. Biz ne yapıyoruz? Oturduk ya. Pazartesi karne paralarını getirmeyen okula gelmesin müdür. Bir gün tren bekliyoruz. Yaşlı bir kadın, yanında da küçük bir çocuk. Elinden tutmuş böyle. Trenin yanında bekleyen görevlinin yanına geldi. Evladım, bu tren nereye gider? Sivas'a gider teyze. Sağ ol evladım, gel çocuğum, yanında da küçük bir çocuk. Geri geldi bir dakika sonra. Evladım, bu tren diyorum nereye giderdi? Ya Sivas ya. Peki oğlum, bir daha. Yavrucuğum, bu tren diyorum nereye giderdi? Ya Sivas ya. Sivas. Sağ ol evladım, torunumun çok hoşuna gidiyor da. Arkadaşlar, anlatacak çok şey var ama zaman yok. Hülya. Stand-up zor iş ama siz galiba bu işi icra etmeye niyetlisiniz, evet. Belli. Evet. Yolunuz açık olsun diyorum. Teşekkür ederim. Peki, ben de tebrik ediyorum. Alkışlarla uğurluyorum. Sağ olun. Teşekkürler. Sevgili Yeteneksizsiniz Türkiye'de tabii ki haftalarca seyrettiğiniz birçok görüntü oldu ama seyredemediğiniz görüntüler de vardı. Bizim kurgu ekibimiz seyredemediğiniz görüntülerden kısa bir beteri hazırlamış. Sizlerin huzuruna sunalım bu görüntüleri. Hayır. Alo Mahmut. Benim pasaport süre doluyor Mahmut, neredesin sen? Büyük takımlarda oynarken bir gün önceden antrenmana katılıp hiç ertesi gün maça çıktınız mı? İki saatlik. Gerçi çıkmışsınızdır. Vallahi tam tahmin ettiğim gibi çıktın. Teşekkür ederim. Bunu demenizi bekliyordum. Of! Ben ikisini de tam yapamayacaksın diye düşünmüştüm. Ben bir şey şimdi çok merak ederek sorabilir miyim? Tabii. Senin adın ne? Arda. Senin? Tuğberk. Tuğberk ve Arda aynı yaşta mı? Evet. Evet. Bir yan yana dursanız da şöyle. Dayım diye getirirsin okula abi. Nereden geliyorsun? İçeriden geliyorum ama... Arkadaşlar buraya yönlendirdi. Ha şey, Trabzon. Bunu da yapabileceklerse buraya davet etmek istiyorum. Yok hocam, yokmuş. Hani kendine güvenen varsa gelebilir. Yok hocam. Bunu da yapabileceklerse buraya davet etmek istiyorum. Yokmuş. Şimdi nefesine güvenen varsa buraya çağırıyorum. Şurabilecek var mı acaba? Yok, yok hocam. Tabağa dokunmadan, yukarıya doğru. Tamam. Yapabilecekler miydi? Yok. Seviyorum. Bir ara sen öyle bir şarkıyı çarşın kaldın. Orada ne bekliyordun? Nerede?
Çok mu yoruldun? Çok yoruldum. Masa falan yok. Mikrofonu nereye koyacağım? Kendi mi okudu öyle? Ben kendisi okudum. Mücahit. Mücahit, çişin mi var senin? Çocuğa darbüce mi giydirdiniz? Darbüce mi var işte? Diridime ben jiribam. Yerim seni mini polibom. Seçeneğiniz varsa sunun. Bence evet deyip kurtulalım abi iş yani. Sen ne yapacaksın? Arkadaşım dansı yapadı. Yani 3 yaşındaki çocuk da Orhan Gencebay'ın şarkısını duyduğu zaman heyecanlanabilir. Öyle bir durum var ortada. O yüzden ben tabii çok keyifle dinledim. Hayır, örneği dedin mi? 3 yaşındaki çocuk. Bence bayağı heyecanlanır. Vallahi helal olsun, o popo nasıl oynuyordu öyle ya? Kiloya takıldın, bir de popoya. Evet. Evet. Saatte 500 kilometre hızla sallanıyordu. Ben bu ülkeyi sana bırakayım. Ona bir annenin bebeği gibi bak diyeyim. Sen bir kartına sahip çıkama. Bastan dörde. Sen adın ne? Coşkun. Ama arkadaşlarım coş diye bana. Sen konuşana kadar biz zaten coşuyorduk. Çok güzeldi. Teşekkürler. Aa, sen kaç yaşındasın? 13. Agün ne verirse ben de onu vereceğim. Peki. Ben de Hülya ne verirse onu vereceğim. Kalktım. O babas mutkla. Canım çok sıkkındı. Bunlar açık ocağına kız. Hülya ile buluşacağız. Al yerler sadece şıldım. Al başına belayı. Lan ışa bu yerler. Ferman Faik. Tamam. Nasılsın? Allah'a şükür. Hey, siz nasılsınız? Biz de iyiyiz. Senin ses böyle mi? Tabii böyle. Turn the lights out now. Now I'll take you by the hand. Hand you another drink. Drink it if you can. Can you spend a little time? Time is slipping away. Sayınızı biliyorsunuz. İşaretlerini biliyorsunuz. Elinizi dokunmamda bir sakınca var mı? Teşekkür ederim. Evli misin Yıldıray sen? Daha kısmet çıkmadı. Yıldıray, sende bizi kesecek bir hava var biliyor musun? Evet. Yani devamlı insanlara ben her zaman gülerim. Evet, herkes ellerini öne doğru uzatıyor. Havaya doğru kaldırıyoruz. Herkes havaya kaldırıyor şimdi. Ya şeklimize bakıyor. Şimdi ellerimizi şu şekilde. Cirva. Güt güt gıdak. Güt güt gıdak. Yumurtam sıcak. Ahmet, sen çıkmak istedin, biz değil.
ben ellerimi şu şekilde koyacağım ve düğüm atacaksınız. Düğüm atın bakalım. Bağlayın ve çözmeyin çocuklar. Hani dünyalı taklit yapan uzaylı gibisin. Gabri yapmadılar. Hepsi bu istemedi. Sadece arkadaş. İstemiyorlar mı Gabri yapmayı? Oğlanı beğenmir. Oğlanı beğenecek bir havası yok ki zaten hiç. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ünal, Emirhan, Efe. Evet. Evet. Siz bir suç mu işlediniz? Hayır. 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 Ünal. Evet. Aramızda mısın sen? Aramızdayız. Aramızdayız. Ay sanki zorla getirmişler. Ünal. Efendim. Buraya çıkınca olmuyor. İşte o başka bir şey çünkü. Evet. O yani... ilgi aşağıda var. Bugün bana iltifat etmek istedi de. Sayenizde. Burada iltifat edecek tek kişi sizsiniz zaten. Ay. Çok güzel ya. Bak. Çok güzel. Benim biraz tereddütüm vardı. Şu anda tereddütüm yok. Hepinize merhaba. İzmir merhaba. Türkiye merhaba. Aydın'dayız. Aydın'dayız, Aydın. Öyle mi? Beş yaprak. Beş yaprak. Siz altı kişisiniz. Beş yaprak olunca bir tane de dal gerekiyor. Hani sap gerekiyor. Sap sen misin? Yok. Kim ikinize birden mikrofon verdi? Kameracı. Yetenek mi? Bu beceri. Aslında yeteneğin kuzeni oluyor yani. Vurdun gittin insafsız. Hiç mi için yanmıyor? Artık bülbül ötmüyor. Gül dolu pencerede. Yalnız. Yalnız hatıran kaldı. Boş kalan çerçevede. Bugün burada 30 saniyede fare nasıl etkisiz hale getirilir diye geldim. Ancak fareler yolda donduğu için o bakımdan bilmiyorum yani fare arıyoruz şu an. Herhalde asistan arkadaşlar sizin bulunurlar. Bence bir aşağılara depolara falan inelim fare çıkar. Fare lazım. Onun üzerine mi vuracaksın? Kafaya vurun diyor. Hayır sen bir kişi bulamadın mı şunu kullanacak? Bizim adama vurduruyor. Maniyi alın arkadaşlar. Maniye. Oradan çıkış yokmuş. Yeterli değil o kesin. Evet maalesef. Yoksa ama... bizim şuradan ekipten birini yollasam oraya rastgele. Gökhan desem git şurada iki hareket yap.
Teşekkürler Gökhan.